Fiyat 6 milyon 500 bin TL. Fiyata biraz da pazarlık var. Evet, bir daha söylüyorum. Fiyat 6 milyon 500 bin TL. Fiyata biraz da pazarlık var. Bu ev dördüz bir evdir. Yani ikiz bir ev. Bu evi size tanıtıyoruz. Denize 2750 metre yakınlıkta. Hangi denize? Mavişehir Denizi'ne. Didimhisar Mahallesi'nde. Net kullanım alanı 130 metrekaredir arkadaşlar. İmarı, iskanı hepsi alınmış. Burada kanalizasyon da var. Yani kanalizasyon, imar, iskan kaygıları olanlar için bunu söyledim. 6 milyon 500'den de pazarlık var. Ön cephede 4 tane evden bir tanesi satıldı. Sevgili hanımefendi annemiz de yan tarafta oturuyor. Kendisi de bahçesini sürüyor. Yan taraf satıldı. Buradan evimizin bir girişi var arkadaşlar. Girişten ne kadar bahçemiz var, toprakla oynayabileceğimiz alan muhtemelen buralara kadar geliyor. Bu bizim bahçemiz. Bu bizim bahçemiz. Burada da teletuvarlar var, panjurlar var. Binanın dış cephesinde neler kullanılmış? Mantolamalar, su bazlı sıvalar, jüton boyalar, dekoratif sıvalar. Yukarıda da teras var arkadaşlar. Bu da salonun önünde bu sürgülü kapıdan çıkınca bir yer terasımız var. Bahçemiz buralara kadar geliyor. Yani bizim evimizin cephesi buraya kadar arkadaşlar. Bakın bir cephe. Can tam geri gitsen ben cepheleri tomografisini çekeyim. Şimdi diğer cepheye geçeceğim. Yani buraya kadar bu bahçeler bizimdir. Neticede bitişik nizamdır. Bir şey derken bir en üstünü düşünmek lazım. Bir de en altını. Bu paraya ancak daire dubleks bulursunuz. Biz de istiyoruz 20-30 milyonluk evleri paylaşalım. Daha çok görüntüleniyor, daha çok şey. Ama insanlar böyle artık böyle mafyavari ev istemiyor. Mütevazi herkesin alabileceği trafikteki araçlar gibi güzel, tatlı, şirin, eksiksiz bir evdir. Ama Renault araba hızlı gitmiyor diyorsan o zaman git Mercedes al. Ama alamıyoruz standartlara. Geçen yıl, bir önceki yıl pandemi öncesine göre elbette yükseldi. Ama şu anda emsal evlere göre en mantıklı, makul fiyatlı evdir arkadaşlar. Bu da ne dedik? Salonumuz. Salonumuz bu. Panjurlar var. Isıtma şekli için sisteminin kalorifer peteklerinin altyapısı var. Klimaların kabloları dayalı, döşeli. Efendim, merhaba anneciğim, nasılsın? Evin çok güzel, hayırlı olsun. Senin yan taraf. Senin arsa bu mu? Anneciğim, senin ev daha güzel, ne kadar mütevazı, tek başınasın. Sen niye bir evini, arsanı verip... Tabii sen daha... Yani bu benim arkadaşım. Ben de müteahhitlik yapıyorum. Senin oraya iki tane ev çıkıyor. Yok yok. Müteahhite versen biri sana, biri kendine alır. Üstüne para da vermezsin. Daha da güzel bir şey olur. Bu arkadaşa ver. Bu temiz bir arkadaş. Sana yapar. Ben konuşayım. Yani ben de yaparım. Ama sen onunla konuştuğun için onunla yol al. Sen bizim çekim bitse sen orada bir gölgede dur. Ben yanına... Bahar abla, değil mi? Bahar abla, tamam. Hadi ellerinden öptüm anneciğim. Ve değerli arkadaşlar, salonumuz bu. Salon bu. Mutfağımız burası. Burada bir buzdolabı yeri var. Bu şişman buzdolabı diyemeyiz. Buna ne deriz? Medium deriz. Ve mutfağımıza böyle devam ediyor. Ocak üstüne dablumbaz. Bu granitler çok güzel olmuş. Bu beyaz evye de güzel. Taşlar da güzel. Güzel de güzel. Burası da bulaşık makinesi. Mutfak gerçekten iddialı değil mi Can? Şimdi arkadaşlar. Yani bu ayak yolu var ya. 20-30 milyonluk evlerde yok. Ama bunun, bak Bahar anne gibi birinin ihtiyacı olur buraya. Ama yok ben havalarda uçarım, hiç yaşlanmam derseniz 20 milyonluk evler ya da buraya kapatırız. Burada işte buraya da televizyon koyarsınız. Ne bileyim bir portre koyarsınız. Bunun oluşu olmayışından iyi. Buralarda özetledik, betimledik. Şimdi yukarı çıkacağız. Yukarıda 3 oda, 2 banyo, bir de teras var. Bu merdiven güzel. Ancak benim arkadaşım bu buralara böyle ledler koyuyor ya. Girince bir heyecan veriyor. O ledler şimdi çalışmıyor. Yapacak. Eksikler, iskana alınmış kat mülkiyeti var ama her ne hikmetse adamın inşaatı çok ya buraları. Demek ki yapamamış, daha bitirmemiş. Ve yukarı çıktık. Burada kocaman bir banyomuz var.
Kocaman bir banyomuz var. Evet, bu da banyomuz. 3 oda daha göstereceğiz. Bir banyo, bir de terası göstereceğiz. Sonra Bahar Anne'ye gideceğiz. Bahar Anne'nin bir arsası var. Burada, hemen burada. Ya burayla değiştirecek ya, ben dedim değiştirme. Yani kendi arsanı ver bir tane sana, bir müteahhite, daha kazançlı çıkarsın. O da tamam dedi. Annemizin evi de şu karşısı. Diğer taraflarda hep bile bu karşı gösterdin. Bahar Anne'nin evi. Değerli arkadaşlar, burası da birinci odam. Birinci odamız bu. Şimdi çekim bitince ona bir merhaba diyeceğiz. Kanalizasyon var, altyapı var, her şey var dedik. Efendime söyleyeyim, yol aldık, geldik. Mühterem arkadaşlar, o çok da güzel deniz görür ha. Üst tarafta ya. Burası da ikinci oda arkadaşlar. İkinci odamız da bu. İyi bakan iyi görür. Ev iyi, kötü, yıkık, bilmem ne. Ama alacaksan, sana yarıyorsa al. Bu paraya evler yok. Ama 20 milyonluk ev pahalı. Diğeri başka bir şey demektense, alıyorsan al. Geçen biri yorum yazmış, sağ olsun. Demiş ya, ben alamıyorum. Millet evine ekmek götürmek için inşaat yapıyor. Zaten kriz var. Ama biri almayacağı evi bir sürü yazıyor da çiziyor. Ben valla abi, bazılarının işi gücü yok yani. Ne yapsın, alamayınca da kendi kendine bir şeyler yazıyor. Ve oralara da neler vazolar, işte güzel, sizin için kutsal, değerli resimler koyarsınız. Evet. Şimdi burası da çamaşır makinesi yeri. Üste de havlular vesaire. Telefonum da mübarek nasıl çalıyor. Burası da etti bizim ikinci banyomuz. Yine nişler var. Tapu bir tarafa, para bir tarafa. Tapu 2 iş günü içinde olur. Başvuru e-devlet üzerinde vurulur arkadaşlar. Evin sahibi e-devletine girip web tapu üzerinde başvuruyor. Alıcının bir kimlik bilgisi, harçları çıkar. Sonra para transferi. Sonrasında tapuya gidilir. Kameralar karşısında parmak izli tapu devrini alabilirsiniz. Bu da üçüncü oda. Burada tapu harcı ne kadar tutar? Muhtemelen 40 bin lira tapu harcı tutar. 40 bin TL tapu harcı tutar. Biz %2 ile çalışıyoruz. Aslında bu işte yasal değil. %2 artı KDV. Eğer fatura istiyorsanız, eğer biz size vereceksek, size fatura da keseriz. Ama ben fatura istemiyorum. Biz de o zaman fatura kesemeyiz. %2 alırız. 6 milyon 120 yapıyor. Ama parası olmayan, böyle gerçekten zor ev alan birine de veren el, alan elden üstündür. Gerekirse parası olmayandan almayız. Ama parası olduğu halde vermeyeyim, param yok diyenlere biz fark ederiz. Deriz o zaman biz senden daha galibanız. Bizim hakkımızı ver deriz. Evimiz bu. Saygılar, hürmetler, iyi günler.